Semiramis Hanım, takipçilerinizin en sevdiği odadayız. Biliyorum, biliyorum. Bu benim uydurma odam ama zannettiler ki müthiş eşyalar var bunun içinde. Aslında hiç müthiş hiçbir şey yok. Ama olsun, ne yapalım, öyle görmek istediler. Dediğim gibi daha önceden de yani 50 senenin birikintisi var burada. Ben çok veriyorum ama sevdiğim muayyen şeyler var ki hep onlar burada. Benim burada mesela 25-30 senelik bluzum da var. Bir o kadar senelik eteğim de var. Pantolonum da var. Bazen yeni aldıklarım daha bazen çok çabuk gidiyor. Mühim bir şey değil. Aldıklarım da çok enteresan. Bazen hiç önemli olmayan bir şeyi çok seviyorum ve onu tutuyorum ben. O bir böyle bir renk oluyor, bir değişiklik oluyor. Şeklini beğeniyorum filan. Böyle bir şey oluyor. Beyaz gömlekleriniz çok konuşuldu. Evet, çünkü ben beyaz çok giyen bir insanım. Yani kışın da beyaz giymeyi severim. Günlerimin içinde de beyaz çoktur yani. Böyle birikim, birikim diyelim. Gülü Bey, Phuket'ten sizi ziyarete geldi. Ve bu akşam arkadaşlarınızla yemeğe gidiyorsunuz. Birkaç arkadaşımızla yemek yiyeceğiz bu akşam. Hep merak ediyorlar, ben nereye gidersem ne giyerim gibi. Onun için şöyle bir konsept geldi aklıma. Böyle çıktığım zamanlar gittiğim yeri söyleyip ve ne giyeceğime karar vermek istiyorum onlarla beraber. Bu akşam da güzel bir yere gidiyoruz. AKM'nin üstünde bir restorana gidiyoruz. Oraya davet etti arkadaşlarımız. Ben AKM'ye hiç gitmedim. İlk defa gideceğim. Çok da merak ediyorum. Casual, artık çok giyimli geceler olmuyor yahut da oluyor da benim olmuyor. Onun için çok giyimli gece değil, spor bakımlı bir kıyafet giyeceğim bu akşam. Giyeceklerinizi önceden mi planlarsınız yoksa o an mı karar verirsiniz? Çok bazen aklıma takıyorum şunu giyeyim bu akşam diye, iki gün evvel o akşam diye. Bazen de bir türlü karar veremiyorum. Bu her kadının problemi eminim. Bir türlü karar, hiçbir şey yakışmıyor o gün. Bana öyle geliyor tabii ki. Bazen de hemen pat diye tamam şu 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 diyorum ve oluyor. Kadınların problemi bu biliyorsun, kararsızlık. Hazırlanmanız çok uzun sürer mi? Hayır. Karar verdiğim anda benim hazırlanmam çok kısa aslında. Hep erkekler kadınları beklerler. Beni hayatımda kimse beklemedi biliyor musun? Hep ben onları bekledim. Çok enteresan. Her şeyim çok pratiktir. Makyajım da çok az olduğuna göre. Beraber bir yere giderken Gülü Bey'le renk konuşur musunuz? Beraber yaşarken evet. Yani ne giyiyorsun? Onun kıyafetlerini hep ben hazırladım. Renk körü çünkü Gülü. Çok komik. Renk körü olduğu için renk seçemiyor. Onun için yani 35 sene onun ne giyeceğine ben karar, alışverişi, ne giyeceği, ne yapacağı hep ben karar verirdim. Arkadaşlarınıza da fikir verir misiniz? Sorarlarsa, sormazlarsa ben karışmam kimsenin ne istediğini. Sorarlarsa tabii ki fikrimi söylerim ama sormazlarsa hiç karışmam öyle şeye. Bu akşamki renk tercihiniz nedir? Bu akşam şimdi Allah'ın yazındayız. Ay şu dışarıdaki yeşillerin güzelliğini görüyor musun? Yaz, Haziran'dayız. Ama havalar her yani bu birkaç senedir olduğu gibi ne olduğu belli değil. Ama ben gene de Haziran'a göre bir renk seçimi. Açık renk. Ben açık renkleri tercih ediyorum. Daha renkli giyinme saati gelmedi diye düşünüyorum. O yazın ortasında. O zaman da göreceksiniz beni. Oradan oraya renkler atarım üstüme. Bugün çok renklisiniz. Bugün evet böyle evdeyim. Ev renkleri. Ben evde böyle dolaşmayı seviyorum. Sabah kalkar kalkmaz. Ben bir arkadaşımdan onu öğrenmiştim. Çok şık bir insandı. İşte herkesten bir şey öğreniyorsun biliyor musun? Ya bir insan ne kadar böyle girer gidersin, sabah çaya gidersin, mükemmel giyinmiş kuşam, giyinmek değil, evde de bakımlı olmak diye bir şey var. Ben onu ondan öğrenmedim ama mesela öğrendiğim şey sabah kalkar kalkmaz küpe takardı. Yani makyajsız hiçbir şey yok ama
O küçük küpelerini takarım. Mühim değil. Sahici zaten hiç kimse takmıyor. Hiçbir şey ayrı mesele de. Böyle aksesuar küpesini takar. Öyle kahvaltıya otururdum. Bayılırdım. O gün bugün bu dediğim 35 sene evvel gördüğüm bir şey. 40 sene evvel. Ben de sabah kalkınca muhakkak saçımı düzeltip kendime iyi görünmeye çalışırım. Çünkü sabah karşılaştığın ilk insan sensin. Sen seni beğenirsen gün öyle devam ediyor. Günü de beğeniyorsun. Günün devamını da beğeniyorsun. Onun gibi evin içinde de ben evin içinde böyle giyiniyorum zaten. Yani tabii ki seyircilerim için daha özen gösteriyorum. Ayrı mesele ama evde de böyle giyinen. Benim komşum gelir mesela çaya kahveye. Ayol bu ne şıklık? Şıklık değil. Ev kıyafetlerim var mesela. Evde bakımlı olmak. Ben böyle bir tipim. Hoşuma gidiyor. Aksesuarlarınızın bazılarını sıklıkla takıyorsunuz. Peki hiç çıkarmadıklarınız var mı? Bir tek bu kolyem. Annemin kolyesi bu. Çok. Hiçbir zaman çıkartmam boynumdan. Bir de bu da benim çok sevdiğim bir arkadaşımın bana taktığı. Onlar hiç çıkmıyor. Hiç. Yani ne banyo yaparken ne hiçbir şekilde çıkmaz onlar. Onun dışında işte ufak tefek böyle bir şeyler. Ama benim aksesuarlarım öyle bir şey ki daha önce de söyledim bunu giyim odasını gezerken. Benim aksesuarım, yani şu gördüğünüz kutu 50 senelik kutu, 60 senelik kutu. Ya burada 60 senenin toplamı var. Çünkü dediğim gibi ben çok severim takı, aksesuar, çok severim. Ve hep toplamışım. Ve güzel şeyler toplamışım. Onun için de onlar benim kıymetlilerim. Aksesuarda bir renk tercihiniz oluyor mu? Hayır. Her renk aksesuar olabilir. Onu karıştırmak mesele. Yani küpenin de her çeşidi olur, bileziğin de her çeşidi olur. Renk tercihi yok aksesuarda. Mesela çok insan beyaz metalle sarı metali karıştırmaz. Ben karışık severim. Ben sarıyla beyazı aynı anda kullanabilirim. Beyaz taşlı bir bilezikle altın bileziği yan yana takabilirim. Ben öyleyim ama. Ben genç kızken iki tane ayakkabı alırdım. Birini bir renk, birini bir renk kullanırdım. Biraz hippilik var galiba. Biraz hippilik de var. Bir de ben kendine özel olmayı seviyorum. Onun için hep konuştuğumuz şey. Yani birilerinin bana nasıl giyinmeyi diretmesi değil de ben kendim nasıl beğeniyorsam onu tercih ettim genç kızlığımdan beri. Ve ben beğenirsem başkasının beğenmesi önemli değil. Yani bu kız deli mi yahut da bu kadın aklını mı oynatmış diyebilirler. Önemli değil benim için. Böyle bir tip. Tip meselesi. Ne giyiyorsunuz bu akşam? Şimdi bu akşam dediğim gibi böyle çok giyimli değil ama bakımlı olmak lazım gelen bir gece. Onun için bir saten bir şalvarım var. Onları da şuraya ayırmıştım sabahtan. Böyle buz rengi bir şalvar. Onu giyeceğim. Şöyle bir spor bir ayakkabı giyeceğim altına. İçine biraz şeyli böyle hafif ipek gibi bir tişört giyeceğim. Bak ne kadar basit. Üstüne de bir beyaz palto giyeceğim. Rengi bu renklerde seçtim çünkü yaz olsun istiyorum. Gelsin istiyorum artık yaz. Böyle bir kombin yaptım. Sonra bunların üstüne şöyle bir çanta alacağım ondan. Ki buna çok güzel gidiyor diye düşündüm. Bu da 1500 senelik filan bir çanta. İnanmayacaksınız ama çocuklar o çanta beni bırakacak. Ben onu bırakmıyorum biliyorsun. Kıyamam böyle sevdiğim şeylere hiç. Galiba 1500 senelik atıyorum ama yani en aşağı bir 25 senesi var bu çantanın. Ve uyuz bir aksesuar satan bir dükkandan almışım bunu. 5 kuruş filan. Neyse. Sonra takacağım şeyleri seçiyorum. Şimdi son dakikada bir değişiklik yapabilirim ama zannediyorum yapacağım şey şunlar. Şöyle bir
parlak bir küpe takayım diyorum. Bak sarıyla metali derken bunu demek istedim. Böyle parlak bir küpenin yanında altın bir yüzük kullanacağım mesela. Altın değil bu. Altın yani sarı metal bir yüzük kullanacağım. Sonra gene bunları çıkaracağız tabii. Sonra gene sarı metalle bu metalleri karıştıracağım. Ve böyle bir şey yapacağım. Bunların hepsi uydurma şeyler ama ben böyle uyduruyorum. Böyle bir şey yapacağım o kıyafete. Neye göre seçiyorsunuz bu aksesuarları? Kendime göre. Bir usulü yok. Ben böyle istiyorum ve böyle oluyor. Yani bütün burada gördüğün aksesuarlar o sırada ne gözüme iyi geliyorsa, oraya ne gideceğini düşünüyorsam onları yapıyorum. Geçtiğimiz sohbetlerimizden birinde giydiğiniz bir kot pantolon vardı. Nereden aldığınızı çok merak etmişlerdi. Ben size sordum. Erkek reyonundan aldım dediniz. Çok şaşırmıştım. Evet, çünkü o daha şimdi böyle bir bol pantolonlar çıktı. Hani biraz düşük. Ben de biraz rapçilik var ya, üstünüze afiyet. O rapçi, ben bunu 3 sene evvel filan aldım ve benim arkadaşlarım şaşırdılar. Bunu giyecek misin sen filan dediler. Çok basit bir dükkandan aldım ve erkek reyonundan aldım. O ve bir tane daha öyle bir şeyim var. Giyeceğim onu da bir eşofman altı. O da erkek. Şaşırdılar. Bunu mu giyeceksin sen diye. Evet dedim, bunu giyeceğim. Şimdi bu dediğim 3 sene evvel. 3 sene sonra, bak onu çok seviyorum mesela. Nasıl basit bir şey sana anlatamam. Yani herkes onu ben bir yerden aldım filan zannetmiş. Hiç alakası yok. Ve onun gibi bende neler var? Aslında şöyle bir şey. Sen kendine yakışanı yahut da görünmek istediğin şeyi nerede bulduğun önemli değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum hep. Onun için hep marka konuşuyoruz. Markayı bırak bir kenara. Yani sen neyi yansıtmak istiyorsan o senin şahsiyetin. Yani giyim nasıl evin şahsiyetinse, sense, giyimin de sen olmalı. Ve ben öyle görüyorum kendimi. O pantolonu gördüğüm zaman bu benim diyorum ve alıyorum. Erkek reyonundan çok sık alışveriş yapar mısınız? Evet, bu sene gene yaptım mesela. Gene bir kot aldım öyle. Erkek dediğin zaman ille büyük bir şey olması şart değil ki. Reyon dediğin ve bunlar dediğim gibi çok basit yerleri konuşuyorum. Mesela o da biraz böyle hippie, rap filan usulü bir pantolon. Bayıldım ve aldım. Harika. Peki Semiramis Hanım, birazdan sizi giyinmiş görebilecek miyiz? Gelirseniz benden görürsünüz. Hadi bakalım. Gelin benden, bana bir yarım saat verin ama. Bir yarım saate ihtiyacım var. Çünkü sabahtan beri çalışıyoruz. Tamam, hadi yarım biz de gelelim. İhtiyacım var. Ondan sonra siz de gelin. Orada çok duramazsınız ama. Çünkü bilmiyorum ne kadar müsaadesi olur insanların. Ama gelirseniz göreceksiniz giyinmiş halim. Tamam. Görüşürüz. Bye. Selam. Nereye gidiyorum? Ne giyeceğimin ilk bölümüne girdik. Siz hep merak ediyorsunuz ya nereye giderken ne giymek lazım. Hadi başlayalım. Ben size palto dedim ama ceket tercih ettim. Çünkü birdenbire havanın daha sıcak olduğunu gördüm. Böyle bir kıyafet giydim kendi kendime. Göstermiştim size zaten. Onun için bu geldiğim yer bir çok yakın arkadaşlarımın olduğu küçük bir davet. Şimdi sizi arkadaşlarımla da tanıştıracağım. Gelin benden istiyorsanız. Görüşelim. Arkadaşlarımdan, baş arkadaşlarımdan biri Selda Büyükkoyuncu. Böyle bir gecede sevdiklerimle beraber olmak çok keyifli bir şey. Buradan devam edebilirsiniz. Dünyanın ucuna gitsen, öbür ucuna gitsen peşindeyim. Oy! Görüyorum ki Semiramis benim yaşam gustu oldu.
ustam oldu ve her sabah bakarak YouTube'a bugün Semiramis'ten ne çalışacağım diyorum. Semiramis olmanın nasıl bir şey olduğunu o kadar derin, o kadar güzel, o kadar hoş anlatıyor ki. Bırakın o ben eğleniyorum diyor ama aslında değil, çok büyük bir vazife yerine getiriyor. Bütün insanlar için ne olabileceklerini gösteriyor, ne olduklarını değil. Aa canım benim, ne şeker değil mi? Bak arkadaşlar böyle arkadaşlar. Ben başka türlü arkadaş zaten yok hayatımda. Böyle arkadaşlarım var. Ne bir de güzel. Şöylesi var. Bir de böylesi var. Üst versiyonu. Kesinlikle Semiramis'i tanımanın bu yaşam yolculuğunda çok büyük bir lütuf olduğuna inanıyorum. Aa. Allah da bana bu lütfu bahşetti. O yüzden çok mutluyum. Semiramis dünyada gördüğüm en zarif, en samimi, en kendi olan insanlardan bir tanesi ve onunla ilgili enteresan bir anımız var. Semiramis'in biz evine gitmiştik Phuket'te, Tayland'da. Bize çok şık bir partiye götürdü, böyle çok özel insanların olduğu bir partiye. Bir beyefendi geldi, Semiramis'cim dedi, sarıldı, öpüştüler falan. Şimdi biz Serdar'la bakıyoruz, adam tanıdık geliyor ama Semiramis'ten tık yok. Ya Semiramis dedik, bu adam ki, Kenzo dedi, geçiştirdi. Yani Semiramis o kadar tevazu sahibi bir insan ki, tevazu konusunda ondan öğreneceğimiz çok şey var. Bir de benim bir başka öğrenmek istediğim şey, onun sırları nasıl bu kadar genç ve güzel kalıyor? Onu da sırlarını paylaşırsa, tabii ki YouTube kanalında zaten anlatıyor. Ama daha fazla detay istiyoruz iyi. Detay. Evet. Ama şimdi spor serisi var. Semiramis gibi olabilmenin, fizik olarak olabilmenin nasıl olduğunu, bunun için neler yapmak gerektiğini izleyenler Semiramis'i izlemeye devam etsinler. Nasıl dostlarım, nasıl arkadaşlarım, canlarım. Ya bir de problemimiz ne biliyor musunuz? İkimiz biliyorsunuz. Paylaşamıyoruz, bak onu söyleyeceğim. Evet ve Semiramis'i paylaşamıyoruz. Tartışmalarımız, kavgalarımız Semiramis'e kaç saniye daha fazla sarıldı? Kaç kere Semiramis onu öptü? Bu ciddi bir problemdir aramızda. Mesela bak beni öptü. Canları beni davranıyor. Dostça daha sıcak çöktü. İşte benim arkadaşlarım böyle. Benim arkadaşlarım da benim gibi. Yani başka türlü zaten arkadaş olunamaz ki. Muhakkak bir ortak yanınız olması lazım arkadaşlarınız. Senin samimiyetin de öyle. Senin öyle. Yani bunlar çok özel şeyler biliyor musun? Yani her zaman yakalanacak şeyler değil. Çok onun nadir. İçin belirli bir yaştan sonra zaten hayatında gereksizleri çıkartıyorsun. Değil mi? En gerekliler, en iyi gelenler kalıyor. Değil mi? Bizim iyi gelenlerimiz. İşte bana iyi gelenler. İşte bana iyi gelenler. Zaten diyorlar buradan ya başladık. Aslında sen etrafındaki 5 kişinin ortalamasısın. Biz çok şanslıyız çünkü Semiramis sürekli ortalamayı yükseltiyor. Ay canım benim çok teşekkür ederim. Ne şekersiniz vallahi, gelin gelin. Bakalım burada da kimler var, kimler. Orada benim doktorum var ama çok sevdiğim bir insan. O da çok kıymetli bir doktor. Ve o panik ataklardan filan bahsettim ya size. İşte beni kurtaran doktorum. Hem de yakışıklı. Nasıl? Çok da yakışıklı. Bu da nerede? Gel bakayım. Bu da dünya güzeli eşi. O da benim kızım. Kızlarımdan evet, birisi. Luna Park çok kalabalık ve çok güzel bir Luna Park. İnşallah hepimiz hep beraber bu Luna Park'ta çok eğleneceğiz. Bak doktorumun yakışıklılığına. Böyle, böyle. Ben güzel olmayan şey sevmiyorum. İnsan da güzel olacak, huy da güzel olacak, dostluk da güzel olacak. Kalbi güzel olacak. Kalbi güzel olacak. Bravo. Aynen. Burada benim eski eşim. He is my my friend, my really old and very, very dear friend of mine now, although we were husband and wife 35 years, but we remained the most incredible friendship, which Absolutely. Is wonderful. Burada bir başka dostum, canım arkadaşım. İşte böyle özel günlerde sadece insan çok yakın olduğu insanlarla olmak istiyor. Şu anda gördüğünüz bütün grup benim çok yakın olduğum, çok sevdiğim insanlar. Bunları sizinle paylaşmak istedik. Masamızın güzelliğine ne dersiniz? Çiğdem Hanım bana bize böyle bir geceyi yaşamak için bak ne güzel bir masa hazırlamış. Canım benim, harikulade bir gece olacak. Ve
masamız. Çok teşekkür ederim. Bakın sizinle ne güzel bir akşam paylaştık. İnşallah daha nice güzel akşamlar.